Küçük SUV'ler arasında yer alan Daihatsu Terios da yenileme operasyonuyla birlikte iddialı modelin beğenilmeyen donanım listesine de önemli eklentiler yapıldı. Bu aracın görünümü konusunda çok fazla söze gerek yok. Yeni görüntüsüyle çekici bir yapıya bürünen Terios daha iddialı bir hale gelmiş. Tampon, hava girişleri, çamurlukların yapısında yaşanan değişiklikler ilk göze çarpan noktalar. Krom kaplı malzeme ve petek dokulu hava girişleri sayesinde aracın kalitesi de artırılmış. Profilinde bir değişiklik olmayan otomobilin arka kısmında da küçük çaplı değişiklikler dikkat çekiyor. Yedek lastiğin asıl olduğu bagaj kapağı hala ülkemizde büyük bir ilgi görüyor. Normalde sıradan olan arka tasarım heybetli yedek lastikle birlikte dinamik bir yapıya bürünüyor. İç mekan konusunda ise Terios'un önemli donanım artıları olduğunu söyleyebiliriz. Sevgili seyirciler, Opet Test köşemizin bu haftaki konuğu Daihatsu Terios minik SUV ve 4x4 segmentinde bir araç. Hemen size aracı tanıtalım. Bu araç 2009 ayında, Mayıs ayında yenilendi ve yepyeni bir görünüme kavuştu. Bu yeni görüntüsüyle çok daha iyi bir hale geldi Daihatsu Terios. Aracın dışına baktığımızda alt marş bir yerleri ve üsttedeki kayak kızaklarını görebiliyoruz. Bunlar da aracın görünümünü şıklaştıran özellikler ama asıl öğeler aracın içinde tabii ki. Bizim kullandığımız araç Daihatsu Terios Galaxy modeli 4x4, bir de bunların 4x2 olanları var. 4x4 ve otomatik vitesli versiyonu. Aracın içi yeni haliyle çok daha şık bir görünüme kavuşmuş. Hemen sol taraftaki düğmeleri size anlatayım. Burada merkezi diferansiyel kilidinin ve araç stabilite kontrol sistemini off konuma getiren düğme var. Hemen yanında yokuş eğim iniş düğmesi var ve onun sağında da traction control, yani patinaj önleme sisteminin düğmesi bulunuyor. Onun altında ayna düğmesini görebilirsiniz. Hemen şurada mod yazan düğme ise bu aracın yol bilgisayarı. Ama tabii yolda giderken bunu buradan görmek direksiyondan biraz zor. Keşke orta konsolda olsaydı bu düğme. Orta tarafta da tabii ki radyo teyp, CD çalar ve hemen altında klima yer alıyor. Onun altında ufak bir göz veya eşya saklama boşluğu bulunuyor. Vitesi otomatik vites. Sürekli 4x4 modunda gidiyorsunuz Daihatsu Terios Galaxy'de. Görüş açıları konusunda bir sorun yaşamadığımız Terios, kompakt yapısı sayesinde şehir içinde kolay bir kullanım sunuyor. Aynı şekilde park manevraları da rahatlıkla yapılıyor. Terios, off-road'da gösterdiği başarıyı asfaltta maalesef gösteremiyor. Çünkü süspansiyon sistemi en ufak tümsekte size konumu içeride adeta bir beşik gibi hissettiriyor. Sıra sürüş özelliklerine geldiğinde bu küçük SUV'nin tam bir arazi kralı olduğunu söyleyebiliriz. Hedefine emin adımlarla ilerleyen Terios, şartlar ağırlaştığında bile sizi yolda bırakmayacak kadar iddialı. Arazi üzerinde kendi yolunu bularak ilerlemeyi çok iyi başaran Terios, zaten yıllardır böyle bir üne sahip ve bunu çok iyi koruyor. Yüksek yapısıyla yol dışına çıkıldığında gerçek performansını ortaya koyan Terios, sürekli 4 tekerlekten çekiş sistemi ve eklenen elektronik yardımcılarıyla birlikte güven veriyor. Eğim iniş sistemi gayet başarılı bir şekilde dik rampalardan güvenle inmenizi sağlıyor. Motor sesi biraz fazla içeride. Gaza bastığınız an içerideki uğultu zaman zaman dayanılmaz hale geliyor. Hatta yanınızdakiyle konuşurken bile zorlanıyorsunuz. İşte isterseniz biraz motor sesi dinleyelim. Duyduğunuz gibi motor sesi gereğinden fazla. ...1.5 litrelik 105 beygir güç üreten benzinli motorunda hızlanma isteği çok yüksek değil. Zaten fabrika verilerine bakıldığında da Terios'un maksimum hızının saatte 160 km olduğu açıklanıyor. Limitlerini zorlamaya çalıştığınız zaman motorun buna çok istekli olmadığını hemen anlıyorsunuz. Aynı şekilde virajlı yollarda da makul hızlarda seyretmeniz gerekiyor. Yakıt tüketimi konusunda da Terios cimri modeller arasında yer alamayacak gibi görünüyor. Fabrika verilerine göre 100 km'de 7.7 litre olan tüketim yaptığımız ölçümlerde 1 litre kadar daha yüksek çıktı.